Merhabalar. Olur TV 25 olarak Erzurum Olur ilçesindeyiz. Olur ilçesinde ve köylerinde çekimler yapacağız. Gördüğünüz gibi ilçemizde 8 kilometre var. İlçemiz ve köylerimizde mavi beyaz yolculuğumuz devam edeceğiz. Bakalım köylerde bizi neler bekliyor. Mavi beyaz yolculuk olarak Erzurum ili Olur ilçesindeyiz. Şu anda Coşkunlar Köyü'nün Güvenlik Mahallesi'ndeyiz. Birazdan köyü gezeceğiz. Yanımızda çok değerli ve Olur TV 25'i kurduktan sonra bize destek veren sponsor olan bu köyde doğan iş adamı Gürsel Bozkurt'la beraberiz. Önce Gürsel Bey'e merhaba diyeceğiz. Bakalım orada bize köyde nereleri gezilecek, onunla ilgili sohbet edeceğiz. Merhabalar Gürsel Bey. Merhaba, hoş geldiniz Erzal Bey. Şimdi ben Güvenlik Mahallesi dedim ama eski ismi ne buranın? Sakuret. Sakuret. Evet. Şu anda insanlar burada, yaşayan insanlar var mı? Kaç mahalle var? Burada yaklaşık bir mahalle var zaten. 9 aile var. Bunların geçim kaynağı hayvancılık, tarımcılık ama ağırlık olarak hayvancılık. Evet, zaten orada da biraz sonra sohbet edeceğiz bunlarla ilgili. Sadece bizi nereye getirdin, hangi köye getirdin diye onunla ilgili Gürsel Bey'le sohbet ettik. Birazdan köyün içinde gezimiz devam edecek. Buyurun köye doğru yürüyelim. Yanımızda çok değerli iş adamımız Gürsel Bozkurt. Evet, bizi buralara getirdi. Hem programımıza sponsor oldu hem de köyüne geldik. Erzurum'dan geldikten sonra bir Artvin Yusufeli'ye gittik. Sonra tekrar ilçemize geldik. Ve burada gezimiz devam edecek. Önce bir Gürsel Bozkurt'a merhaba diyelim. Ve şu anda kendi köyünde doğduğu, büyüdüğü köyde bakın neler hissediyor. Merhabalar Gürsel Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Valla ben bu köyde doğdum, büyüdüm. Tabii insan duygusallaşıyor köyü gördükçe. İşte doğduğumuz, büyüdüğümüz yer. Burada çobanlık yaptık. İyi günümüz, kötü günümüz oldu. Apayrı bir duygu, çünkü baba yeri, vatan, sıla, ne desem. Şimdi bugün ilçede gezerken, insanlara selam verirken şunlara dikkat ettim. Burada bir ev almışsınız, ev yapıyorsunuz. Tekrar senede bir kere de olsa, iki kere de olsa, hı hı, gelmek silamıza, doğduğumuz bir şehrimize, ilçemize, köyümüze çok güzel bir şey. İnsanlar seviniyor ev aldığınız için, buraya geleceğiz için. Valla zaten ben evi hatta bir köyünde yapmayı düşünüyordum. Ama şöyle söyleyeyim, bazı şartlardan dolayı ilçe daha mantıklı geldi bana. İkinci konuda ben ilçeye bir yatırım yapmak düşünüyordum. Otel gibi, işte bir misafirhane gibi ve bir düğün salonu olabilir gibi. O da istediğimiz yeri maalesef alamadık. Başka yerler bize gösterdiler. Orayı da ben kabul etmedim. Yani en dediğim yerlerde, uygun yerlerde şey olursa hem yatırım yapacağım hem de yılda bir sefer evime geleceğim, köyüme geleceğim. İşte insan ne bileyim, düğün olur, bayram olur. Gezmek isterim. Sonuçta bir evim olsun, anahtarımı sokayım evime gireyim. Yani yatırımla ilgili ben sık sık geldim de ilçemize konuştuğumuz zaman Sayın Başkanımızla bize sadece yatırımcı bulmanız gerekiyor. Gereken desteği biz kaymakamlık olarak, belediye olarak destek vereceğim. Bunun sözünü vermişti. Bunu tekrar inşallah başkanımıza mikrofonu uzattığım zaman konuşuruz. İnşallah bir yatırımla ilgili de bize bir yer gösterir. Buraya sadece siz değil, bütün iş adamları gelip burada yatırım yapabilir. Bu ilçemizde olsun olmasın hiç önemli değil. Yeter ki ilçemize yatırım yapsın. İlçemizdeki yaşayan insanlar faydalansın. Valla bir şey de ilçede belediye başkanları şöyle bir risk alması lazım. Belediye başkanları hepsi garanticidir. Siyasette biraz risk almadan hiçbir şey yapamazsınız. İkinci bir konuşayım, diyorlar ki işte Olur Belediyesi'nin parası var. Parası var ama hizmet yok. Kimse parası var diye, yani kardeşim parası var diye ama işte güzel bir belediyedir demez. Hizmet alırsa, hizmet yaparsa iyi derler. İkinci bir konu da şimdi yatırımla ilgili bir şunu da söyleyeyim. Belediye başkanı bana Akdağ diye söz verdi. Akdağ'da geldim, sonra Karabayır'ı gösterdi bana. Ben Karabayır'da yatırım yapmam. Karabayır'da otel yapmam. Karabayır çöl. Yani hiç kimseyi kalkıp da orada getirip de adam balkonda oturup da çölü mü görecek? Veya toprak mı görecek? Ve ağrı mı görecek? Kimi getirebilirsin? İnşallah bunlara dikkat alır. Bunları da zaten konuşacağız. Evet, yarımda amcalarımız var. Önce bir amcalarımızı tanıyalım. Onlarla da sohbet edelim. Merhabalar amcacığım. Merhaba. Hoş geldiniz.
tanıyabilir miyiz? Evet, ben Coşkunlar Cümledeki Mahallesi'nden Nurettin Bozkurt. Gürsel'in amcasının oğluyum. Emekliyim, şu anda köyde oturuyorum. Burada yaşam nasıl geçiyor? Geçim nasıl, neyle sağlıyorsunuz? Valla araziyle, hayvancılığıyla geçiniyoruz işte. Yani durum iyi, çok iyi. Eskiye göre çok güzel imkanlarımız olmuş. Olmuş ve olacaktı. Galiba su sıkıntısı var. Demin gezerken ben böyle duyum aldım. Suda bir sıkıntınız var yani mahallede. Oluyor. Bazı o da oluyor. Her yerde oluyor. Şehirde de oluyor. Burada da bazen arıza oluyor. Bazen sıkıntı oluyor. Yalan değil. Ama pompamız var. Ama sıkıştık mı pompamızı çalıştırıyoruz yani. Dere olmanızı avantajlı. Derede bu oltu çayının geçmesi çok anlamlı bir şey. Çok iyi. Zaten olmasa buraya hiçbir şeye yaramaz. Peki gelen, yaşayan kurbetçilere neler diyorsunuz? Yani buralara gelip ev yapsınlar mı? Ya da senede bir kere burayı ziyaret etsinler? Biz de isteriz. Gelsin yapsınlar. Yatırımlarını yapsınlar. Evleri olsun. Gelsin. Çiri çocuğu burayı unutmasın. Burayı bilsinler. Ne güzel. Evet. Yanımızda bir başka bir amca var. Öyle şöyle bir yeri değiştirelim. Onunla da bir sohbet edelim. Önce amca, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Hoş gelmişsin. Ben Necati Bozkurt. Emekliyim. Ankara'da oturuyorum. Kışın oraya giderim. Yazın buraya gelirim. Geçinip gideriz. Ne yapalım? Burada işte köyümüz ufak bir köy ama güzel bir köy. Şirin bir köy. Coşkunlara bağlı. Öyle bir. Yani buranın ismi ne olarak geçiyor? Buranın ismi olur Coşkunlar Köyü Güvenlik Mahallesi. Eski ismi? Eski ismi. Eski isim Sakuret olarak geçer. İzleyenler, takip edenler olduğu için genelde eski ismi. Şimdi şu anda güvenlik olarak geçer. Galiba uzun süre ilçede kaldınız. Orada neler yaptınız? Vallahi orada da hiçbir şey yapmadım. Orada ilçede de kalmadım. Ben abim ilçede kaldı da ben Ankara'da kaldım. Oltu'da 11 sene Oltu'da kaldım. Madende çalıştığımız zaman Oltu'da kaldım. Öyle işte. Peki aynı şekilde amcaya sorduğum gibi insanların gelip buraya yatırım gelmelerini çok isteriz. Amcamızın çocuklarının yerleri yoksa geldim burada yer açtılar. Güzel güzel yapsınlar. Çocuklar birbirini tanır. Çocukların şimdi genelde çocuklara şimdi benim bir tane torunum var. Gürsel'in çocuğunu belki de tanımır. Ama gelip gitseler daha güzel birbirini tanırlar. Daha birbirlerine işli dişli olurlar. Daha güzel olur. Yani Gülser Bozkurt Bursa'da herkes tanıdığı için kendi akrabası tanımadı da. Şimdi o orada benim torun Ankara'da. Gelip gitmedikten sonra kim kimi tanıyacak? Hiç kimse kimseyi tanımaz. Evet, yani buraya Gürsel Bozkurt'un tabii burada doğduğu büyüdüğü bir köy olduğu için, buraya yatırım yaptığı için, yani burada olsun, ilçeye olsun, sizin için sevinç verici bir şey. Tabii. İlla ki. Sadece Gürsel Bozkurt inan misal bizim amca çocuklarımız değil. Köyden gidenleri tekrar geri gelmesini hepsini isteriz. Herkes yerler olsun. Senede bir kere gelsin. Abi, bir ayda kalsın. Herkes gelsin burada yapsın, gelsin. Herkes birbirini tanısın. Yani hiçbir sıkıntı yok yani, öyle bir şey yok. Evet, çok teşekkür ederiz. Tekrar son bir duygularını Gürsel Bey'in almak istiyoruz. Amcasının oğullarla sohbet ettik. Son duygularınızı alabilir miyim Gürsel? Vallahi amca oğulların güzel bir özet şey yaptılar. İnsanların kaynaşması gerekiyor. Yılda bir seferde, iki seferde olsa en azından herkes gelse, burada birbirini tanısa, birbirini görse daha iyi olur. Daha önce bizim bir dernek gibi, tam dernek değil de böyle bir buluşma şeyimiz vardı, bizim noktamız. 2-3 sene bunu yaptık. Bayağı çocuklar birbirini tanıdı. Sonra yine bunu iptal ettiler. İşte olmadı maalesef. Şimdi yine insanlar uzaklaştı. Uzaklaştığı zaman da çocuklar büyüyor. Yani çocukların yapısı, işte çocuklar birbirini şey yapmadığı zaman akrabalık bağları da kopuyor. Yani şimdi akraba bağları işte göreceksin ki, yaşayacaksın ki akraba bağları birbirine kopmaz. Çünkü uzak, o orada, o Ankara'da, o Bursa'da olmuyor. Tabii ki burada herkesin evi olsa, herkes gelse, birlik, beraberlik, kaynaşma olursa çok iyi olur. Evet, Gürsel Bey'e çok teşekkür ederiz. Hem ilçemize yatırım yaptığı için hem de bizi güzel yerler gezdirdiği için Mavi Beyaz Yolculuk Olur ilçemiz ve köylerinde devam ediyor.
Şu anda Olgunlar Köyü'ndeyiz. Eski ismi Aküdüs'ü olan Olgunlar Köyü'nde gezeceğiz. Bakalım burada insanlar neler yapıyor. Mavi beyaz yolculuğumuz Olur ilçesi ve köylerinde devam edecek. Yolculuğumuz başlasın. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin Taymanoğlu. Önce seni tanıyalım. Önceden de bir programa gelmiştik. Tandırlı ekmek yapmıştın bize. Çok teşekkür ederim. Ben Salaçur'un kızı, Paşa Mehmet'in kızı, Akürtis'in de gelini. Şu anda ne yapıyorsun burada? Burada patatesin boğazını dolduruyorum. Çapasını vurdum fasulyeye. Bundan sonra şimdi boğazlarını dolduruyorum. Peki bu kaç aşamadan gidiyor? Patatesi nasıl ekiyorsunuz? Bu hale nasıl getiriyorsunuz? Önce karık ediyor, patatesi ekiyor, altına gübre sapıyor, ondan sonra üstüne patatesi ekiyor, üstünü kapatıyor. Sonra bu biraz büyüdükten sonra çapa yapıyor. Çapa yaptıktan sonra biraz daha büyüdükten sonra boğazını dolduruyoruz. Şimdi işte çiçek açacak, sonra işte su arayacağız Allah nasip ederse. Sonra da işte şey çıkarıp yiyeceğiz. Peki bize de buradan patates düşecek mi? İnşallah, inşallah. Her zaman buyurun gelin. Sadece siz kendinize yeterek mi ekiyorsunuz yoksa akrabalarınızı ya da satıyor musunuz yani? Ya, olarak? Kendimize yetersin fazlası oldu mu tabii ki satıyoruz. Kendi fasulye de ekiyoruz. Beyaz fasulye, şeker fasulyesi inşallah olursa satacağız. Burası Olgunlar Köyü. Eski isimli Aküdüs. Evet. Olur ilçesine bağlı bir köy. Evet. Olgun Köyü. Ben Olgun Köyü'nün geliniyim. Mümtaz Kaya'nın da eşiyim. Eşim kaynakçı. Evet, burada da bir amca var. İsmail Paşa. Paşa nasılsın? Şöyle gel Paşa. Teşekkür ederim. İsmail Başar, Kekili Köyü'nün muhtarıdır. Bir dönemler gerçekten çok başarılı bir muhtardı. Kaymakam geldiği zaman, belediye başkanı geldiği zaman mutlaka İsmail Başar'ı görmeden gitmezdi. Burada ne diyorsun seni izleyenlere? Vallahi ben onlara hepsine iyi günler derim. Ben bundan kaçanlardan değildir biliyorsun. Bazı arkadaşlar bir kelime konuşurlar hemen kaçarlar. Ulan ne oluyor? Ya bırak ona, öyle bir şey olur mu? Sen kaçanlardan değilsin. Ben değilim. Peki Bursa'dan izliyorlar, orada akrabalar var, onlara ne diyorsun? Onların hepsine selam. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin elinden öperim. Peki buraya gelsinler mi? Gelip seni ziyaret ediyorlar mı akrabalar? Arzu isterseler tabii geliyorlar. Yani geldiler burada birkaç defa. Bir sefer geldiler. Peki arada bir köyüne gidiyor musun, Kekili Köyü'ne? Ara tabii canım. Tabii tabii. Şimdi bugün gidecektim de daha gitmedim. Yarın erken sabahtan sabahına kalkarlar. Giderim bir. Evet, İsmail Başar gerçekten herkese yararı olan bir abimizdir, bir büyüğümüzdür, benim de akrabamdır. Bir dönemler muhtarlık yaptığı zaman gerçekten çok iyi bir hizmetleri vardır. Şu anda biraz tabii ki yaşlandığı için konuşamıyor ama gerçekten bizim için, bu ilçe için, köyümüz için çok değerli birisidir. Buradan herkese gerçekten geldikler zaman bu tip yaşlı insanları, akrabaları ziyaret etmesini istiyoruz. Buradan herkese bir el salla diyorum İsmail amca. Hala. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Yanımda bir küçük bir çoban var. Önce küçük çobanımızı tanıyacağız ve sohbetimize devam edeceğiz. Merhabalar. Merhabalar abi. Adın soyadın? Tolga Ocak. Kaç yaşındasın? 11. Nereden geldin çobanlık yapmaya? Ben Erzurum Atyol Köyü'nden. Okul okuyorsun mu? Evet abi. Kaça gidiyorsun? 6'ya geçtim. Ailenle mi geldin peki buraya? Evet abi. Onlar ne yapıyorlar burada? Onlar mı? Babamla amcam var, ikisi dağda öküz malı otarıyorlar. Biz de burada duruyoruz. Çobanlık yapıyoruz. Evet abi, biz de burada çobanlık yapıyoruz. Peki şu an okullar var. Sen nasıl yapıyorsun, okula gidemiyorsun? Okullar abi işte oradan da işte televizyondan bakıyoruz bize. Ha, ekrandan. Burada internet var yani. Hayır abi, biz internette girmiyoruz ki. Nereden bakıyorsunuz? Televizyondan izliyorsunuz. Evet abi, aynen. Peki senin tabletin var mı? Hayır abi. Niye, devlet dağıttığı zaman size tablet vermedi? Abi bize gelmedi. Size gelmedi. Evet abi. Evet, duyduğunuz gibi hem çobanlık yapıyor, annesi babası da bu çobanlık yapıyor Olgunlar Köyü'nde. Hem de okumaya çalışıyor. Kaç yaşındaydın sen dedin?
Ben 11, şimdi 12'ye gireceğim şimdi. 12 yaşında. Evet, bunun yaşıtları da gördüğünüz gibi her türlü imkana sahip olan, şehirde tableti olan, bilgisayarı olan imkana sahip. Buradan bu yaşıttaki çocuklara söylüyorum. İnsanların neler çektiğini, çobanlık yaparak hayatlarını idam ettiğini, bunları görerek okul okumanızı istiyoruz. Yani mümkün olduğu kadar okuyun ve kendinizi kurtarın diyoruz. Yani sen büyüdüğün zaman, eğer okul okuduğun zaman, bak kesinlikle okulu bırakmayacaksın. Evet, ne olmak istiyorsun? Abi hakim olacağım. Hakim olacaksın. Evet. Neden hakim olacaksın? Çünkü abi işte öyle. Yani öyle içinden geliyorsun. Bir adaletsiz mi yok diyorsun Türkiye? Ondan mı dolayı? Evet abi, aynen. Evet. Gerçekten de ben de bunun takibinde olacağım. İnşallah başarılı bir öğrenci olursun. Gerçekten okursun. Bunu okumanı istiyorum. Bu senin kardeşin galiba. Evet abi. Senin adın neydi? Tamer Ocak. Tamer Ocak. Evet abi. Sen ne yapıyorsun? Sen de mi çobanlık yapıyorsun? Evet abi. Kardeşine yardım ediyorsun. Aynen. Sen peki kaça gidiyorsun? Ben 2'ye gidiyorum. 3'e geçeceğim. 3'e geçeceğim. Evet abi. Tamam. Nasıl gidiyor derslerin? İyi gidiyor abi. İyi abi. Senin tabletin var mı? Hayır abi. Peki tabletin olmasını ister misin? Evet. Evet, gerçekten tablet almak istersen Olur ilçesi Olgunlar köyünde buraya bu programı izledikten sonra arkadaşlar eğer yardım etmek isteyen var da gönderebilir. Ulaştırabiliriz biz de Olur TV 25 olarak. Olur TV 25'e abone olun. Evet, mavi beyaz yolculuğumuz köylerde devam ediyor.